Hoş bulduk. Sanırım onu çevirmemiz gerekiyor. Evet. Dinliyorum. Nasılsın? İyiyim, seni sormalı. Ben de iyiyim, teşekkürler. Ne zaman bitmişti tanışma yolun? Dün bitti. Dün bitti. Ne kadar sürdü? Pardon, neye bu kadar seviniyorsunuz? Ay ne kadar kötü insansınız ya. Ekranları izle bize laf yetiştireceğine. Dün tatsız bir olay yaşandı. Zaten konuşuruz daha sonra bunları. Anlatırlar. Kaç yaşındasın? Nerede yaşıyorsun? 27 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Değişken oturduğum yer. Kartal'da var. Yakın. Bahsettin onu. Orada yakınız, bir de Kadıköy'de bir yerim var. Ama daha çok Kadıköy'de kalıyorum. İşletme sahibiyim. Kendi giyim mağazam var. Süper. Ablamın da butiği vardı önceden, kadın giyim. Nerede? Tuzla tarafında. Adı? Sen Deniz Butik. Ben artık bu odayı basmaktan çok sıkıldım. Kusura bakmayın lütfen. Sezik bir durum yok. Lütfen çıkar mısın? Çıkmam gerekiyor mu? Rica ediyorum. Bak ya, elim ayağım titriyor. Gerçekten sakin kalamıyorum. Çıkar mısın? Dün de benim çok elim ayağım titriyor. Bu nasıl bir saygısızlık? Saygısızlık, evet. Saygısızlık. Öyle algılayabilirsiniz. Öyle algılayabiliyoruz. Ben senin muhatap olmuyorum. Çıkar dışarı çıkar mısın? Ayıp olacağını lütfen düşünüyorum ama. Kesinlikle ayıp olacağını düşüneceğim bir durum yok. Ben düşünüyorum. İlgileneceğim bir durum mu var? Yani dünden sonra tabii ki. Ne demek tabii ki? Bir şeyleri düzeltmeme izin vermezsen nasıl düzeltebilirim? Düzeltmem. Böyle yaparak mı düzeltebilirim? Şu an benim bir şey yok. İlayda geldi, çağırdı, konuşuyoruz. Ekstra bir durum yok. Yani bunu düzeltmek ekstra için... Ekstra bir durum yok değil yani. Var gayet ekstra bir durum. Ne var İçeriden mesela? Tanıdığımız birisi değil, neticede yeni gelmiş ya. Tamam. Yani benim buradan çıkmam kendisine ayıp olacak zaten. Berk lütfen. Lütfen. Hayır. Sakın çıkma. Hayır, Berk. Hayır, sakın. Hayır, hayır. Çıkma! Çıkar mısın? Kusura bakma. Çık! Çık! Mert çık! Yanlış yapıyorsun. Hayır, yanlış gerçekten yapmıyorum. Gerçekten yanlış. Hayır, yanlış ayıp yapmıyorum. Hiç ayıp ettim falan. Süper, ilk kırmızı odam mükemmel geçti. Ben şimdi burada kendi kendime biraz buranın tadını çıkartayım. Hello, eve girdim. Ya yazık ya Buse. Ya Buse, ben de üzüldüm. Valla ben üzülüyorum Buse'ye kanka, ben çıkmaması görüyorum lazım. Bir şey değil mi ama bu kadar şeyde bir dobra bir kadına da saygısızlık yapar Mert eğer çıkarsa. Kanka İlayda sanki birazcık şey gibi. Olsam. İlayda şu an yani, Buse'ye girerek saygısızlık yaptı ve kız da direkt şey tepkisini de verdi yani. Bak şu an bir hafta olsaydı İlayda var ya asla Mert'i çıkarmazdı. Hani kolundan tutuyordu ya Buse Mert'i. İlayda da bence böyle yapardı. Mert oturacaksın. Hayır çıkamazsın derdi bence. Ama dünkü şaka muhabbetinden sonra ben çıkmazdım Mert yerinde olsam. Ben de olsam ben de çıkmazdım. O yüzden çıkma diye bağırdım. Ben de çıkmadım. Sen çıkar mıydın? Ben asla çıkmazdım. Yani öyle bir durumla karşılaştıktan sonra... Herkes üzülüyor. Hepimiz. Dilara'ya da üzülüyoruz. Buse'ye de üzülüyorum. Yok. Oğuzhan'a üzülmüyorum. Herkes üzülüyor. İşte hani bu duruma kimse alkış yapılması bana bir saçmıyor. Durum yok. Arkadaşlar görüntü olsaydı... Sevinirim. Beyza seni aradığında biz alkış yaptık. Bir saniye. Dilara görüntü alkış yaptık. Allah'ım yarabbim ya. Benim yaptığım sence... Pardon. Ya da ben aradığımda niye hoşunuza gidiyor buna? Benim yaptığım şakaya nasılsa herkes öldürüyordu beni. Ben Beyza vallahi sinirleniyorum. Senin şakana ne alakası yok bu arada? Bana diyor ki, ne ben senin var? Şakana... Sen erkek arkadaşını gömdün aşkım. Bir şey söyleyeceğim ya Ozan. Terim Meysa'yla bir kavgan falan mı oldun? Ya, niye siz kelebekli böylesiniz? Yan yana böyle değilsiniz. Sebep ben miyim? Başka etkenler mi bilmiyorum. Çok karışık kafası. Hani bana karışık olduğunu düşünmüyorum da benim de etkimde. Ben de karışığım artık. Gerçekten yani benim de kafa gitmeye başladı. 2-3 gündür bir sorun var. Dün... Çünkü bölümde de böyle bir moral, mod düşüklüğü vesaire söz konusu hala devam ediyor. İyi değil yani benim gördüğüm. İyi gelmem için de fırsat da vermiyor, önüme engel koyuyor gibi hissediyorum. Ben Rümeysa'yı anlayamıyorum biliyor musun? Hala çözemedim ben Rümeysa'yı. Nasıl tepki vereceğini hiç bilmiyorum Rümeysa'nın ben. Hangi konuda? Bir konu oluyor mesela, acaba diyorum kafamdan... Hani bir insanı tanırsın ve Rümeysa şimdi buna böyle bir tepki verecek dersin ya. Ama ben Rümeysa'ya onu diyemiyorum mesela. Acaba hep böyle düşünüyorum. Acaba nasıl bir tepki verecek şimdi bu muhabbete diye düşünüyorum. Murat şampiyona burada denk gelmişsin. Dünkü bölümde tepkilerini ben biraz
bazı noktalarda çok sert buldum. Yani dediğim gibi Rümeysa'nın belli bir karakteri var ve o karakteri bozmadan yanıtlar vermesi lazım saygı çerçevesinde. Yani. Karşısındaki yüksek sesle saygısızlıkla geldikçe ona da söylüyorum beni manipüle ediyor. Verdi biraz görüntü de tam olayı bilmiyoruz. Gelsene anlat. Kanka böyle bir şey yok ya. Gelsene. Gel gel. Bir baskında. Sadece bir şey baskında soracağım. Baskında kardeşim yeni gelmiş. Bir şey ayıp denen bir şey var. Sen kırmızı odadan çıktın mı? Mecbur çıktım, nasıl çıktı, çıkmayayım? Kanka keşke çıkmasaydın ya. Çıkmasaydım olay yaratacak. İyi yaptın, iyi çıkmakla, boş ver. Olay yaratacak, net söylüyorum. El ayağı titredi. Kusura bakma deseydin İlayda. Dediğim kaç kere dedim. Hatta dedim tekrar söyleyeyim kıza kusura bakma diye. El ayağı titriyordu kanka, bir şey yapacak. Kız da yani kız da dişli. Saygısızlık yapma, çıkar, o sen çıkarmışsın. Evet, bayağı... size bir şey söyleyeyim mi? Dişli bir kadın. Dişli. Dişli, bayağı dişli. Aşırı dominant bir kadın. Sakin davranıp belki... Konuşur, bilmiyorum da. Mert ben yerinde olsam çıkmaz mı? Ama ben kanka, duyduğumda çok o an çıkmama şansın yok.